Gamurça hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi parev diyerek başlayalım programımıza. Bu hafta yoğun bir gündem var aslında. Hafta başından beri birçok haber vardı. Van'daki mezarlığa saldırı haberleri gündeme gelmişti. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamanın ardından Şırnak'ta Asuri köyüne bir dönüş gerçekleşti haberi geldi. Büyükada'ya Rum Yetimhanesi restore edilme çalışması başladı. Malatya Ermeni Kilisesi açıldı. Bugün de ayini yapıldı. Dün kültür merkezi olarak açıldı. Bugün de bir ayin yapıldı. Diyarbakır Protestan Kilisesi'nin de Kültür Bakanlığı'na tahsisi gündeme geldi. Oldukça yoğun bir gündem vardı yani. Bir de önemli konuğum var bu hafta. Her zaman böyle kriz içerisinde ve kötü bir gündemle karşınızda olmaktansa arada böyle esler veriyoruz. Udi Yervant konuğum olacak. Gamurç'un bir ayağını Diyarbakır'a kuracağız bugün. Yervant Bostancıoğlu, Udi Yervant konuğum olacak. Udu'yla birlikte. Ama gelin önce hızlıca bir gündeme bakalım. İlk başta Van'dan başlayalım. Van'daki Ermeni mezarlığında, Tuşba'daki Ermeni mezarlığında taşlar ortaya çıktı. Bu mezarlık taşları kırılmıştı, mezarların içi kazıldı. Yetkililer geldiler, baktılar ama mezarları kapatmadan kemikleri ortada bırakıp geri gittiler. Ermenistan'dan Van'a zamanında bir yaklaşık 10 sene önce taşınan Gayane Gevorkyan da oradaydı. Mezopotamya Haber Ajansı gitti, kendisiyle röportaj yaptı. Bakalım neler söylemiş. Van'ın Tuşba ilçesi Kalecik mahallesindeki Ermeni mezarlığı geçtiğimiz günlerde arsa sahibi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından iş makineleriyle yerle bir edildi. Bir günde söylerler Van'da bura babamın mezarı var, ben gelip ne bulun? Ya lütfen ölüm değil, kazmayın, yapmayın. Mezarlıktaki kemikler ortalığa saçıldı. Çok büyük günah işlediler. Gayane Gevorkyan 1915 yılındaki Ermeni soykırımında Gevaş ilçesinden Ermenistan'a göçmek zorunda kalan Ermeni bir ailenin ferdi. Soykırımın 100. yılında tekrar ailesinin yaşadığı Van'a yerleşti. Zaten Ermenilerin kovdular, öldürdüler, gittiler. Artık kimse yok öldürme, mecbur mezarın taşını kırıyorlar, mezarın kazıyorlar. Gevorkyan mezarlığın yıkılmasına tepki gösterdi. Acaba bunun izin veren ve kazanın ölüm yoktur, mezar yoktur. Bu kazmak zaman düşünmediler ki kendilerinde mezar var, ölümler var. Günah, çok günah. Aynı uygulamaların Azerbaycan'da da yapıldığına dikkat çekti. Aynı Azerbaycan'da yapıyorlar Ermeni mezarları. Aynı yapıyorlar. Gevorkyan her şeye rağmen Van'da yaşamaktan vazgeçmeyeceğini vurguladı. Ama gene Van'a yaşayacağım. Elimden geleni yaparım ki böyle mezarlar kazmasın, kiliseler kazmasın. Benim tepkim kim ne diyecek? Hiçbir şey. İyi yaptık. Artık Ermeni yok. Bizimdi, budi, kazdık diyebilir. Ama Allah'tan korkmak gerekiyor. Ermeni halkına mezarlarına sahip çıkması çağrısı yaptı. Ermeni halk gelsin, kendi bizim kiliseler görsün, mezarların üstüne bir mum yaksın, dua etsin. Gevorkyan yerlerdeki kemik parçalarını elleriyle topladı. Yıkılan mezarların başında Ermenice dualar etti. Kemikler burada, bak. Hiç olmasın, görükmesin. Astıvat, astıvat kurban edildim, astıvat kurban edildim. Meraz nerin olur mi? Van'a gitmişken Van'dan Şırnak'a geçiyoruz. Şırnak'a geri döndü 7 Süryani Asuri aile. Yıllardır Belçika'da yaşıyorlardı. 90'larda köyleri boşaltılmıştı ve zarar görmüştü evler. Şimdi yıllar sonra Şırnak'a geri döndüler. 1990'lı yıllarda Cudi Dağı'nın Silopya Bakan eteklerindeki Hesana köyü boşaltıldı. Hesana, 7 Süryani Asuri ailenin yıllar sonra köylerine geri dönmesiyle adeta eski günlerine döndü. Geri dönen aileler yıkılan evlerini yeniden inşa edip kutsal mekanlarını onardı, tarım arazilerini yeniden ekip biçmeye başladı.
Girişinde jandarma kontrol noktasının bulunduğu köye ancak askerin izniyle girilebiliyor. Jandarmanın onay vermediği kişiler köydeki düğün ve taziyelere dahi katılamıyor. 60 yaşındaki Hinna Koç'un eşi ve 5 çocuğuyla birlikte bir yıl önce köye dönenlerden. 4-5 mala var gerine. Koç'un çocuklarının Avrupa'da büyüdüğü için burada kalmayı istememesinden yakındı. Şüphesiz biz de herkes gibi köyümüzün eskisi gibi inşa edilmesi ve dönüşlerin olmasını istiyoruz, dedi. Malatya'ya gideceğiz ama Malatya'dan önce bir Büyükada'ya gelelim, İstanbul'a. Büyükada'da sıkça konu ediliyordu. Dünyanın en büyük ahşap yapısı Büyükada'da bulunuyor. Büyükada Rum Yetimhanesi. Yıllardır konuşulur, yıkılma tehlikesi ve bazı bölümlerinin yıkıldığı söylenir. İçeri girip görüntü alanlar da vardı. Lucky Vingas bu konuda çokça çalışma yapıyordu. Nihayetinde Büyükşehir Belediyesi'nin bazı birimleriyle bir çalışma yapıldı. Plan projeleri hazırlandı ve geçtiğimiz hafta, daha bu hafta bir tanıtım toplantısı yapıldı. Rumca müzikler seslendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı nezdinde katılım oldu. Adalar Belediye Başkanı katıldı. Fener Rum Patriği Bartolomeos da ev sahipliği yaptı. Ve Ahmet Ümit ve Orhan Pamuk gibi yazarlar da katılmıştı bu tanıtıma. Gelin şimdi Büyükada Rum Yetimhanesi'ndeki bu restorasyon tanıtım toplantısına gidelim. Kapılarının kapandığı 1964 yılından bugüne dek geçen 57 senede Büyükada Rum Yetimhanesi zamana, doğaya, çevresel faktörlere direndi. Birçok bölümleri ve çatısı ciddi olarak tahribata uğrasa da bütünlüğünü koruyarak ayakta kalmayı başardı. Büyükada Yetimhanesi Restorasyon Projesi Koordinatörü Lucky Vingas, ahşap binasının restorasyon çalışmalarının başladığını bir toplantıda duyurdu. Yetimhanenin bahçesinde yapılan toplantıya Fener Rum Patriği Bartolomeo ev sahipliği yaptı. Dolayısıyla mimari özellikleriyle tüm dünyaca bilinen bu bina, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, ilerici eğitimin, fedakarlığın ve şefkatin abidesidir. Bugün de son derece ihtiyaç duyduğumuz bu manevi değerlerin somut ve tarihe mal olmuş halidir. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de katıldı. Yunan müzik grubu Evantia Rebutska da gecede sahne aldı. Europa Nostra Türkiye Başkanı Burçin Altınsay da yetimhanenin bir diyalog merkezi olarak ileride hizmet verebileceğini duyurdu. Çevre Enstitüsü ve İnançlar Arası Diyalog Merkezi işlevi düşünülen bir işlevdi. Bir sonraki durak Malatya. Malatya'daki Ermeni Kilisesi, Süper Ortodoks'un 3 Oran Kilisesi olarak biliniyor. Halk arasında da Taşoron Kilisesi olarak biliniyor. Taşoron Kültür ve Sanat Merkezi adıyla açıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonu yaptığı kilisede ayin de yapıldı. Ama bu konu biraz tartışmalıydı. İbadet edilebilecek mi, kilise olarak mı restore edildi, üzerinde haç yoktu vesaire tartışma oldu. Ancak bugün, pazar günü itibariyle ilk ayin gerçekleşti yıllar sonra. Bu açılış törenine gidiyorum şimdi. Malatya'da Çavuşoğlu Mahallesi'nde atıl vaziyetteki 128 yıllık Ermeni Kilisesi restore edildi. Halk arasında Taşoran Kilisesi olarak bilinen bina 1893'te inşa edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen kilise, Taşoran Kültür ve Sanat Merkezi adıyla açıldı. Açılışa Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Grigorios Melki Ürek ve Ermeni Sivil Toplum Örgütleri katıldı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, Ermeni yurttaşların inanç ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini belirtti. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da kilisenin restorasyonunun toplum içerisinde bir heyecan yarattığını ifade etti. Malatyalı Ermeniler için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olduğu muhakkaktır. Bireyler gibi binaların da kaderi vardır. Konuşmaların ardından kilisenin açılışı gerçekleştirildi. Evet, bu habere belki bir yorum iki yapmak gerekecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı zamanında Hrant Dink'i yabancı misyonerler ve işbirlikçileri öldürmüştür diyen bir Büyükşehir Belediyesi. Dolayısıyla şimdi bu açılışın yapılması sırasında da tepkiler ve birazcık da aslında nasıl ilerleneceği, buranın nasıl kullanılacağıyla ilgili çekinceler de olması normal karşılanmalıdır diyelim. Son durağımız Diyarbakır olacak. Ondan sonra da konuğumuzu ağırlayacağız. Diyarbakır'daki Ermeni Protestan Kilisesi sur içinde kalmıştı. 1983 yılında kilise yönetimi buraya sahip çıkamayacağını, güvenlik sağlayamayacağını anlayınca kaymakamlığa başvurdu. Başvurudan sonra da gerekli merciler burayı bize devredin biz koruruz açıklaması yaptılar. O dönem korunması için devredilen kilise şimdi artık Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden Kültür Bakanlığı'na kiraya veriliyor. Şimdi yeni bir haberde İsmail Saymaz aracılığıyla paylaşılmıştı geçtiğimiz günlerde. Bu kilise kiraya verildi ve kütüphane olarak kullanılacak bundan sonra. Protestan cemaati ruhani lideri Krikor Ağbaloğlu buna tepki gösterdi. Bu konuyla ilgili bir de video paylaşımı gönderdi bizle, izleyicilerimizle paylaşmak için. Onu ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii ki bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bizim için büyük bir yaradır. Bize büyük bir sıkıntı veriyor, hüzün duyuyoruz. Çünkü devletimizin bunu düşünmesi lazım. Her insanın ibadet etme hakkı vardır. Orası bir cemaat malıdır. Ermeni Protestan cemaatinin malıdır. Bugün İstanbul'da biz Ermeni Protestan Kilisesi olarak, Protestan Kilisesi'nin ruhani başkanı olarak ben daha önce de bu yerin bize verilmesi talebinde bulundum. Daha önce de kaymakamlığa verilmişti ve orası alıcılık kursu olarak faaliyet gösteriyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir kilise var, insanlar gidip orada ibadet edebilecekler, bir cemaat var. O cemaate verilmiyor, kilise olarak hizmet edilmesi uygun görülmüyor. Değişik amaçlarla kullanılması için değişik kesimlere veriliyor. Yani bunu ne dinen uygun görebiliriz ne de ahlaken uygun görebiliriz. Bunu kesinlikle kınıyoruz. O yüzden de bu yerin cemaatimize teslim edilmesini biz talep ettik. Talebimizde de ısrarcıyız. Bize geri verilmelidir. 1983 yılında şartlar uygun olmadığı için terörün yoğun olduğu bir dönemlerde oranın yetkilileri devlete iyi niyetle teslim etmişler ve demişler ki malımızı biz koruyamayacağız, siz koruyun. Hata mı yapmışlar? Şimdi devlet de aldığını bulduk sayar hesapta. Madem ki bize verildi artık mal bizimdir diyor ve adeta bize tahsis etmek istiyor, bize kiraya vermek istiyor veya da başka amaçlarla kullanmak istiyor. Yapılacak en güzel şey, en ahlaki olan şey şudur ki bu gibi kararlardan vazgeçilmeli, cemaate geri verilmelidir. Çünkü orası cemaatin malıdır, vakıf malıdır. Vakıflara baktığınız zaman, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kapılarından içeri girerken görüyorsunuz ki vakıf duası var, vakıf bedduası var. Beddua almayın, dua alın ve vakfın malının sahiplerine vakfı verin ki onlar da orada kendi Rablerine iman etsinler, kendi dini vecibelerini yerine getirsinler. Bu kararı kesinlikle kınıyoruz ve bunu itirazını yapacağız ve buna karşı elimizden gelen hukuki mücadeleyi de sürdüreceğiz. Bir an önce yetkililer bu yanlıştan dönmeli ve malımızı bize geri vermeliler. Krikor Ağbaloğlu'nun gönderdiği bu mesajı biz de izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Umarız bir yanlıştan dönerler. Diyarbakır'da son noktayı koyduk. Diyarbakır'da kalacağız. Konuğumu daha çok bekletmeden konuğuma geçeyim. Udi Yervant, Yervant Bostancıoğlu konuğum Skype hattımızda. Oy, çok da güzel Udu'yla birlikte Udi Yervant deyince. Hoş geldin Yervant Akbarik. Merhaba canım kardeşim. Merhaba Yekbayriz. Nasılsın? Ben İyisin. Ben anlatayım sizi, siz mi? Çok sağ ol. İyisin umarım diye tahmin ediyorum. Diyarbakır'dasın. Çok iyiyim. Çok rahatız, çok mutluyuz. Kendi baba toprağımızdayız, dede toprağımızdayız. Toprağın kokusu bile hoştur. Evet. Burada tüm Diyarbakırlar adına selam. Sizi çok seviyoruz Halis'im. Yalnız ben değil, bütün Diyarbakır
Artı TV ve sizi özel seviyor selamları var. Şimdi hadi orayı bir ayıralım. Seni daha çok seviyorlardır kesin. Ona eminim. Ben en son karşılaştırdığımızda, daha doğrusu o kadar çok anımız var ki seninle yayın öncesinde konuşurken ben mi seni anlatacağım sen mi beni diyordun. Sen kendini anlat bugün bize, ama istersen sen şimdi Udun'la seyircilerimize karşına çıkınca istersen bir şarkıyla başlayalım. Böyle de güzel olsun, birazcık farklı olsun bugünkü sohbetimiz. Rahat rahat sohbet ederiz sonra. Teşekkür ederim. Üç dilden bir parça seçtim ben. Yani hiç olmasa bir kardeşlik türküsü olsun, sevgi olsun. Biliyorsun senin Ermenicen çok daha güzel, çok daha akıcıdır. Onu biliyorum. Siro Yerk, Aşk Harum Sirel, orijinali Ermenice bir parçadır. Ben öyle diyeyim. Ama Beyt Hocam çok güzel, ona Kürtçe de yazdı. Çok güzel Azeri sözleri de var. Azerbaycan'da da okunur. Söyleyelim bakalım. Dinleyelim. Aşkım sirem ki im ankin oysa, aşkım sirem ki im ankin oysa, min çevir pak min çeye im sirde Harda kaldım gelmedi
bagaj karaldı, gelmedi. Evet, alkışları duyar gibiyim. Öyle eminim, mi? Eminim diyecek ki bu programı seyredenler, Aris sussun bugün. Zaten Uğdi Yerevan söylüyor. Ama bak ne diyeceğim, bunu da vesile yapalım. Programın başında sonunda arada söyleyelim. Bu programı izleyenler, Uğdi Yerevan bir YouTube kanalı açtı. Hızla abone olun derim oraya. Oraya şarkılar düzenli olarak yüklüyorsun, paylaşıyorsun da. Bir sürü şey var orada. Benim bilmediğim, daha önce eminim ki Türkiye'dekilerin duymadığı yeni besteler, işte 1950'lerden sonra yapılmış, yazılmış sözlerle bir sürü şey var. Uğdi Yerevan'ın YouTube hesabına da abone olun. Hani bizim kanala abone oluyorsunuz ya. Bir buna da bir tık verin. Aha işte bu. Uğdi Yerevan. Dikkat edin, sahteleri olabilir. Herkes herkesin müziğini paylaşıyor. Uğdi Yerevan'ın orijinal hesabı bu. Değil mi? Doğru gösterdik, değil mi? Teşekkür ederim Aris'im. Sağ olasın desteğiniz için. Ben de şöyle diyeyim. Yıllardır Aris'i tanırım arkadaşlar. Ben Amerika'dan geldiğimde ilk beni televizyona çıkaran İmece de program yapıyordu yine. Çok güzel programlar yapıyordu. Sevgili Eyüp kardeşimle aracı oldu. Hemen Akbarik dedi, gelmişken seni birkaç kez İmece'de çıktın. Müteşekkirim. Ondan sonra sıkça görüştük. Diyarbakır'da görüştük. Evet. Ars Kuyruğum'la gelmiştin, eşinizle gelmiştiniz. Evet. Hatta hayran kalmıştım. Ne güzel Kürtçe konuşuyor diye acaba dedim ya. Hani Kürtçe biliyor dediler de. Ya dedim benden güzel mutlaka konuşamıyordur. Ama bir konuşturmuştuk. Ne kadar güzel. Umarım sana da öğretmiştir o güzel dili. İşte hala Niz Hanım. Ama ama yine de öğreniyoruz tabii. Çocuklara geçirmeye çalışıyoruz. Ne güzel, sen de böyle bir şarkıyla başlattın. Üç dilde. Bir şarkıyla, Duyesim şarkısı çok da bilinir aslında Türkiye'li Ermenilerde. Şimdi sen dedin, oradan başlayalım o zaman. Yani sen Amerika'dan 21 yıl sonra Türkiye'ye dönüş yapma kararı aldın. Ta zamanında kaç sene geçti bu kararın ardından? Yani aşağı yukarı 2013 Haziran'ın 21'inde geldim. Hep nedense Amerika'da Mayıs'ın 21'inde çıktım. Haziran'ın 21'inde de Diyarbakır'a geldim. 8 yıl oldu. 21-21 Diyarbakır plakasından gidiyorsun desene. Bütün kaderim 21 benim zaten. Belki doğru. Burada bir şimdi senle konuşmuşken şeyi unutmayalım. Yerevan Akbarik. Bir, Şehmuz Diken'i anmamız gerekiyor. Osman Baydemir'i anmamız gerekiyor. Senin o geliş zamanlarında bütün o bizi karşılaştıran, seninle Türkiye'dekilerin bağını kuran bir sürü insan var. O zamanın Kültür Bakanı var. Osman Baydemir o zaman belediye başkanıydı ve aslında evet, bir anlamda o şekilde geldim ve şimdi Diyarbakır'dasın. Bizi biraz anlatsana. Şunu merak ediyorum. Oradan başlayalım. Şimdi bir kere Yerevan Bostancı haliyle kimdir? Sen nerede doğdun? Ne zaman gittin? Neler yaptın? Diyarbakır'da doğdum. Aşağı yukarı 20 yaşına kadar Diyarbakır'da Gavur Mahallesi'nde büyüdüm. Biliyorsunuz Mıgırdiç Madugosyan Gavur Mahallesi'ni bütün dünyada ünlendirdi. Mıgırdiç Akbari'ye de çok selam, saygı gönderelim. Biraz rahatsızdır kendisi. Evde geçmiş olsun. Evet. Şöyle diyeyim, biliyorsunuz ben Tıbrabanklıyım aynı zamanda. Tıbrabank'ta okudum. Onurla, gururla hep bunu söylerim. 20 yıl Diyarbakır. Çocukluk, gençlik, ilk gençlik yılları, ilk aşk, ilk kavgalar. Ondan sonra İstanbul'a göçtük. Gider gitmez, hemen zaten 20 yaşına girmemiştim. Üsküdar'a göç ettik. Orada Kuruçeşme'de ev tutmuştuk. Kuruçeşme'den ilk işim Üsküdar, Selamsız'da, Sunarlar'da hemen Üsküdar Muski Cemiyeti'ne girmek olmuştu. Rahmetli Emin Ongan Aziz hocamızın eşliğinde onun çünkü biliyorsunuz büyük bir değer. Üsküdar Muski Cemiyeti büyük bir okuldu. 19 yaşında orada başladım. Çok derin bir musikiydi. 15 yıl orada, hatta radyo korosundaydım oranın.
oradaki arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Bana musikime, müziğime çok şey kattılar. Çok güzel günlerim geçti. Şunu özetleyeyim. Ben eminim çok sormak istediğim var. Amerika'ya gidiş nedenimi her yerde söylüyorum. Gelişini de tabii bir o kadar sevinçle de söylüyorum. Gidiş nedenim çok acıydı. İstanbul'da Şişli'de Ferike'ye doğru giderken Mandıra Taverna vardı. Bilirsiniz evet, siz de oraları. Mandıra'da çalışıyordum. İlk benim çıkış yıllarım, gençlik yıllarım. Hani devamlı reklamlarım olurdu Jamanak'tan, Marmara'dan. Beni Ermenice okuyayım diye oraya aldılar. Öyle olduğu halde maalesef bir gece ki programı tüm Ermenice yapmıyordum. Hep böyle bölüyordum. Biliyorsunuz o dönem Kürtçe daha yasaktı, söylenmiyordu. Benim de Kürtçem övünmek gibi olmasın. Bayağı iyiydi. Güzel çalıp okurum, güzel konuşurum. Bir gece Ermenice şarkı söyledim diye kendini bilmezim biri inanılmaz hakaret etti. Yani ne anne bıraktı, ne avrat, ne din, ne iman, ne memleket. Çok ağrıma gitti. Yani sebep neydi ya? Askerlik sahne derler ya, bir vatandaşlıksa en iyi vatandaşlardan biriydik. Askerliğimi 20 yıl askerlik yapmışım. Hem de en zor şartlar altında. Öyle yani güllü gülistanlık bir askerlik de değildi. Neydi yani sebep ne? Bir Ermenice okudum adım Yerivan diye. Çok kızdım tabii ki. Çektim gittim. Durmayacağım burada dedim. Amerika'ya gittim. Los Angeles 21 sene. Ne bileyim. Hani kötü komşu insanı ev sahibi eder diye bir laf vardı. Amerika'da çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok can dostlarım oldu. Benden büyük ahbaplıklardan Ermenice'mi geliştirecek, repertuarımı geliştirecek eserler buldum. O avantajım oldu. Tabii bundan sonra sizin dediğiniz gibi Şehmus abimin başlattığı bir şey. Yurt dışı, daha doğrusu bir kitapta benden bahsediyor. Kınar CD'sinde benim Eskişehir Hampartsume'yi dinlemiş. Ya demiş bunu olsa olsa bu Diyarbakırlıdır. Yoksa bu ruhu bu kadar veremez. Bu havayı böyle çalamaz. Neyse o izmi buluyor. İşte Büyükşehir Belediyesi Osman Baydemir. Abdullah Başkan'a da buradan selam evet. söyleyelim. Abdullah Baydemir'e. Ondan sonra beni çağırdılar Diyarbakır'a. Konsere geldim. Geliş o geliş. Bir türlü kopamadım. Yüreğim demek ki burada atıyormuş dedim. Arkadaşlar, eş, dost, hatta beni eleştirenler oldu. Yani haklı olarak belki eleştirenler oldu. Hani 15 yıl İstanbul, 21 yıl Amerika. Amerika'da güzel bir hayatım var. Yaşamım çok iyi. Çok da mutluydum. Hiçbir zaman inkar etmiyorum. Oradaki eşe dosta da selam buradan. Ama geldik işte. Tabii bu gelişte bir gönül meselemiz de vardı. O da oldu. Ondan sonra ellerinizden öper bir oğlunuz oldu. Dikran Agert'ten. İsmini Dikran koyduk. Aram ve Dikran diyoruz ona da. Yani sen, Diyarbakır'dayım Aris'im. Sen aslında Diyarbakır ruhunun her anlamda içinde, hayatında yaşatan bir insansın. Ben seninle her konuştuğumda, görüştüğümüzde de bunu hissediyorum. Şimdi o kadar... Şimdi sen böyle bu hikayeyi anlatırken hemen bir iki kısa şeyler öğrenmek istiyorum. Mesela sen 19 yaşında Üsküdar Müziki Cemiyeti'ne gitmeden önce hiç eğitim almış mıydın? Ya da müzikle bir alakan var mıydı? Tabii. Var mıydı Diyarbakır'da? Tabii ki ben zaten ilk müzik yaşamım ben 10 yaşındaydım. 10-11 yaşlarında bağlama dersi aldım Aşık Zülfü'yle. Ama bunun öncesi var. 4-5 yaşlarında ben Diyarbakır'da normal profesyonel düğünlerde ben daruka çalardım. İyi darukacı. Hoy nazan nazanim yar, hoy nazanim yar. Yarısı dünerim yırtan modeli, hampur ne rışat kaptırı. Şuşik uşik imanışik. Hamov hodov tun horodigesi. Yani
darbuka çalardım. Ben, 11 bizim, yaşında. Udi bir şey söyleyeceğim. Arada senin içinden geliyor ya böyle söylemek. Sen o zaman hiç beni takma. Sen çal istiyorsun. Ya sen çal istiyorsan. Ya Aris kurban olurum ben sana o güler yüzüne ya. Sen şef sensin. Sen diyeceksin bu gariban. Dur şurayı bırak. Dur şu bölümü bitirelim. Sen orada daha tamam. Önce darbuka çalıyordun düğünlerde. Sonra evet. Dersler aldın ama başka nasıl bir ilgin vardı? 19 sene uzun bir dönem çünkü. Tabii. Bağlama dersi aldım bir yıl kadar. Aşık Zülfü'den nur içinde yatsın. Hocamızı da birkaç sene önce kaybettik. Ama her derse girişte bitirinde bir cümbüş asılıydı. Şöyle o cümbüşe şöyle elimi sürdüğümde ya o tını beni öldürüyordu. Neredeyse Neşet Ertaş'ın tabiriyle ısıracağım o cümbüşü. Eve gittim babama dedim baba gariban babam zaten böyle bir şey olmaz. Dünyayı sihago bakbari keke yapımız. Dedim baba cümbüş istiyorum seviyorum. Tamam dedim. Ne kadar bu kadar. Verdi parayı gittim. Cümbüşü aldım ama o gavur mahallesine nasıl bir koşuyorum, nasıl bir geliyorum. Cümbüş aldım. Tabii hoca bulacağız. Hemen bizim evimizin arkasında babamın çocukluk arkadaşı Giragos dayı, Kuşici Giragos dayının oğlu Bedros Başak. O cümbüş çalardı. Bana ders vermeye başladı ama nota bilmiyordu. Tabii 2-3 ay ders aldım. Kaç mı hani derler ya. Kaç mı diyorlar. Ya 3 ay sonra Bedros Akbari dedi oğlum bana yetişti. Dediyse bir benim sana öğretecek bir şeyim kalmadı. Sen dedi yazık o kadar çabuk ilerledin ki. Git dedi bunu ilerlet bir şey yap. Ben de bizim Diyarbakır'ın Celal Güzel Ses'in çok meşhur baş kemancısı Hüsnü İpek'e gittim. Babam götürdü çünkü arkadaşlardı. Hüsnü İpek'te nota dersi aldım ama o da yetmedi. Diyarbakır'da Zetina Dikiş Makinelerinin tamircisi Zaven Özatmacıyan Ahbari'miz vardı. Şu an New York'ta kendisi. Zaven Ahbari'ye gittim. Dedim Ahbari nota dersi almak istiyorum. Kimden aldın dedim. Dedim Hüsnü abiden aldım. Hüsnü İpekçi. Getir dedi bir notalarını bir bakalım. Bir baktı okudum. Dedi sıfırdan başlayacağız. Ahbari dedim lan sıfırdan. Yani dedi sıfırdan başlayacağız. Baştan sıfırdan do'dan re'den bona taksimat metoduyla notayı su gibi öğrendim. Zaten Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdiğimde ben notayı çok güzel okurdum. Ki iyi bir notistim. Övünmek gibi olmasın. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne de öyle girdik. Zaven Akbari'yim ama şu şartı koydu. Ben dedi ki bir şartla seneye Sur Giragoski Lisesi'ne gelir şabik yersen her pazar ben sana ders veririm. Para almıyor. Eğer şabik giymezsen ders yok. Ya dedim Ahbari istiyorsan 7 gün giyeyim ben şabik. Yeter ki ders yok. Şabik giymek ne? İzleyicilere anlatayım. Kiliseye gidip orada bir gömlek gibi bir şey var. Onu adı gömlek zaten. Onu giyiyorsunuz ve dini törene katılıyorsunuz. Bir anlamda hani orada söylemiş gibi oluyorsun. Koro mensubu ya da ilahiyatın o bölümün mensubu gibi. Bu çok ilginç hikaye. Peki dur bir küçük müzik molası verelim. En sevdiğin ve ilk öğrendiğin şarkılardan birini istersen bize söyle. Ya da diyeceğim ki Şeyh Muz abiye bir selam göndermiş olalım. Hampartman Kişer'i söyleyelim. Onun o duyduğu ve senin bunu olsa olsa o di söyler dediğini. Okey. Buradan tüm Diyarbakır'a Şeyh Muz Akbari'me selam olsun. Ahbarik diyorum çok hoşuna gidiyor. Selam. Eskişehir hampartumu hele 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 dinler ya. Ahçime hançuma hele ya hele ya dinler ya. Yer durunca bakmadım hele 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 dinler ya. Aşka İbrahim Sürmeyle Hele Yer Hele Yer Dinler Ah Çiğdamın
Diyarbakır türküsüyle bağladım. Çok güzel. Diyarbakır oldu. Yalnız çok sıcak Alisin. Kaç 40 derece? 40 derece ama biz zaten sıcak insanlarız. Yani şimdi bizim gibi sıcak insanların memleketi 20 derece olacak değil ya. Mecbur 40 derece olacak. Hani bazı misal diyelim senin gibi bazı güzel arkadaşlar diyor ki ya benim şu şekerim var. E kardeşim senin tuzun olacak değil ya. Şeker gibi adamsın. Tabii ki şekerin olacak şimdi. Tamam ne ısmarlayalım. Hudi Akbayık dur. Yervant Akbayık sen şimdi burada notlarımı almışım. Bu önemli bir şey. Çünkü geçtiğimiz senelerde de konuşuldu. Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda kadrolu olan ilk Ermeni sanatçısın değil mi? Evet, evet. Şimdi orada ne yapıyorsun? Nasıl oldu? Ne kadar süredir oradasın? Ve görevin ne? Evet, şimdi bu biliyorsunuz Ömer Çelik bakanımız Kültür Bakanı'ydı. 8 yıl önce Kültür Bakanlığı döneminde azınlıklara bir çağrı yapıldı o dönem. Hani sur olaylarından önceki dönemlerde. Evet. Tabii ben o döneme rastladı benim de gelişim. Sınavlara girdik Ankara'da. Sınavları geçtim. Kültür Bakanlığı'nda bana sordular yani nereye istersin diye. Yani tam Türkiye'de bize dediler bir kültür elçisi lazım. Ermenice'yi, Kürtçe'yi iyi bilen, biraz da Türkçe konuşan. Az çok ağzımız biraz da İngilizce yapıyordu. Sokak dilimiz vardı. Tabii ki zevkle insan doğduğu yerde doğduğu insanlara hizmet etmesi kadar güzel bir şey yok. Bu şartlarla, bu şeylerle geldim ama ben onu söyledim. Yani ben gelirsem benim bir Kürt çevrem var, bir Ermeni çevrem var. Ben evet klasik Türk müziği içinde büyüdüm. Eminim tabii ki klasik Türk müziği dendiğinde de bizim rahmetli Emin Ongan hocamız derdi ki Türk müziğinde Ermeni müzisyenlerin eserlerini çıkarırsan Türk müziğinde fasıl olmaz derdi. Yani gerçekten bir Artaki Can'dan, bir Bimenşen özellikle, Migos Ağa'dır, Udi Hrant'tır, Kemal Sarkis'tir, say ki say. Çok emeği vardır bu müzikte. Türk müzikisini, klasik Türk müziğini tabii ki çok seviyorum. Ama bir Diyarbakırlılık vardır ruhumda, kanımda. Ben yıllarca Amerika'da 21 yıl Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Farsça, işte bazı Arapça, repertuarımı çok genişlettim. Orada her dilden okumak belki zorunda olduğum için hani bir Ermeni mekanındasın, mecbur Ermenice repertuarın iyi olması lazım ki veya orada kardeşliği sağladım. Orada çok büyük görevlerim vardı benim Amerika'da. Onu çok iyi bir şekilde başardım. Ben dedim burada devlet korosunda Kürtçe ve Ermenice okumak istiyorum. Yani yoksa benim Amerika'dan gelişimin bir anlamı kalmaz. Benim halkıma, insanlara bu beraberliği, bu kardeşliği sunmamız lazım.
Ve devlet korusunda bizim hocamız emekli oldu. Tanju Hoca sağ olsun. Hep şunu der. Der, bir millattan önce var, bir millattan sonra. Bir devlet korumuzun bir Udi Yervant'tan öncesi var, bir de sonrası var. Çok emeğim oldu ve klasik Türk müziği devlet korolarında ilk kez Ermenice ve Kürtçe okuyan tek sanatçıyım. Şimdi bu böyle gelişti. Tabii koronun ismi Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Devlet Korosu'ydu. Şimdi Medeniyetler Korosu da eklendi. Bu sayede bu sene bunu da verdiler bize. Şimdi çok sesli, çok renkli çalışmalarımız olacak. Umarım izin verirler. Bir gün Belçika'da Aris kardeşime gelir. Orada Devlet Korosu'yla Diyarbakır'da 30 kişiyle gelir. Bir ziyafet veririz. Umarım bir gün çok çok memnun olurum bunu dinlemekten. Sadece Belçika'da değil, umarım ki dünyanın birçok yerine gider ve bu çok dilliliği, bu diyeyim heyecanı onlarla paylaşırsınız. Şimdi eminim bu ekrandan muhakkak geçiyor Yervant Akbarik. Her seferinde evet, senin gibi konuklarım olduğunda hem izleyiciler çok seviniyor. Bu ekrandan sizi, senin enerjin, senin gibi mutlu ve bunu yapmaktan, yaptığı işten memnun ve bununla yetinen, yani müziğini iyi yapıp da bununla mesaj vermeye çalışan insanlarla konuştuğumuzda bu insanlara geçiyor. Sen de öyle birisin. O yüzden de çok iyi oluyor. Şimdi biz tabii seninle konuşabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Şimdi Amerika'ya gittin ve orada yıllarca müzik yaptın ve ondan sonra geri geldin Diyarbakır'da yine müzik yapıyorsun. Bana en son şunu söyleyerek ondan sonra yine bir şarkıyla tamamlarız programı. Nasıl bir fark gördün? Yani yıllar sonra neredeyse yaşamının yarısı orada, yarısı burada geçti. Ama sen hep aynı kaldın. Bir de tabii burada parantez şunu söylemek gerekiyor. Belki Diyarbakır diasporası dünyanın en büyük diasporası. Ermeni diasporası neredeyse. Evet. Udi Hrant'ı andın. Onu da analım orada. O da yine Diyarbakır'da, Amerika'da çokça konser verirdi. Onun etkisi de büyük tabii. Onun diyelim tacını sen devralmış oldun. Şimdi ama orada yok kimse. Vallahi ne mutlu bana ki bu güzel şeyi, güzel lakabı taktın bana. Bu güzel neyimi, ismi verdin. Çok teşekkür ediyorum. Udi Hrant gerçekten benim kendime örnek aldığım udilerden birincisi diyeyim. Çünkü yıllarca onun gibi çalmaya çalıştım, uğraştım. Çok özel bir tekniği var, çok özel besteleri var. Mesela aklıma geldi bir tane. Parolye garsirun ya yeskömernin kezamar. Parolye garsirun ya yeskömernin kezamar. İnzimek ham kurmadu astı zo sermar. İnzimek ham kurmadu astı zo sermar. Geçmek istemedim onun, çok güzel, çok harika Ermenice besteleri var. Bunu pek az bilinir ama ben 1992'de bizim Arto Tunç'la böyle bir görüşmemiz vardı. Hatta o benim bir kasetime ritim çaldı, sağ olsun. Ona teşekkür ediyorum. Buradan çok ona da sevdiğimi selam söyleyelim. Benim programın ilk konuklarından biri de Arto Tunç Boyacıyan olmuştu bu arada. Evet, Arto Tunç Boyacıyan'a kucak dolusu selam gönderiyorum. Çok sevdiğim, çok değerli bir müzisyendir kendisi. Aslında benim biraz da Amerika'da kalmama belki de o neden oldu. Çünkü geri dönecektim. Yani ilk 6 ayım çok zor geçti. Yervant dedi, senden müzisyenlik ruhu görüyorum dedi. Sen gel benim gibi, git dedi tren istasyonlarında uçça, önüne at şapkanı koy, $1, $5 çal ama bu ruhu kaybetme, sen başaracaksın. Arto dedim, sana söz veriyorum, gitmeyeceğim dedim, kalacağım ve o söz oldu. Gitmedim, başardım. Müzik dışında hiçbir şey yapmadan çok şeyler yaptım. Bu çok büyük bir şey, bu söylediğin şeyi. Bir kez daha altını çizelim, müzik dışında hiçbir şey yapmadan hayatını sürdürebilmek ve bu çok nezih ve onurlu bir davranış bir anlamda da. Çok teşekkür ederim.
Yervant Bostancı, aslında, söyle. Aslında siz de aynı şeyi yaptınız. Bak, Avrupa'ya gittiniz, başardınız. Sizi çok yakından takip ediyorum. Gerçekten çok sevdiğim, seveceğim, sağlam bir kişiliğiniz var. Hani böyle ayağını yere vurdu, ben Arsenalcıyım kardeşim. Ben dünyanın her yerinde aç da kalsam işimi yapacağım. Dünya insanlarına ulaşacağım dediniz. Ulaştınız. Senin o güzel anından öpüyorum. Güzel yüreğinden öpüyorum. Hadi gel o zaman bir tamamlayalım. Çok da zaman kalmadı zaten. Ben dedim ya, seni duyan herkes şey yapar. Biraz sen konuş, daha çok ister. Bir şarkıyla tamamlayalım programı. Rejideki arkadaşlarım da demiş ki bir dakika. Sadki Ay Gevre şarkısını biliyor mu diye, ama evet, sen nasıl istiyorsan istediğin bir parçayla tamamlayalım. Şarkısını istediler vallahi billahi. Ya öyle öyle de tam akşam bana dedin ki. Bak şöyle demiştin? Yapacağız o zaman. Şöyle yapacağız. Bir de hatırlatma program çıksın. Sen istediğin bir parçayı söyle, ama bu senden istedikleri parçayı YouTube'a yüklersin. Kanala abone olmayı unutmayın o zaman. Oradan dinlesinler. Okey. Okey, öyleyse öyle yapayım. Aynen öyle yapacağım. Yalnız sen bana dedin ki Yervant Akbarik, sabaha kadar beraberiz. Hani sabaha kadar abi? Evet, onu televizyon kurduğumuzda yapacağız. Onu da başaracağız. Ben rejideki arkadaşlar öyleyse... kulağıma bizden sıkıntı yok diyor, ama ne yazık ki bizden sonra programlar var. Bir başka programda tekrar muhakkak konuşacağız. Ama tekrar hatırlatayım. YouTube'da Udi Yervant'ı bulun. Yervant Bostancı kanalına abone olun. Oradan şarkıları izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Teşekkürler Yervant Bostancı. Ben teşekkür ediyorum Halis'im. Avedik İshakyan'a ait güzel bir şarkı. Aynı zamanda Sezen Aksu ablamız da okumuştu. Onu Türkçesini okudu. Birer kıta okuyayım belki zamanımız yok diye. Tamam, çok iyi olur. Gankit darıtmada, ganaç derdikmada, yar kuparak boğit vermem, çetuga seyir kezgane, yar kuparak boğit vermem. Çetuga seyir kezler, dallar dallar dumanlı dallar, yücelerinde erimez karlar, evimden ocağımdan oldum aman, bana kurtlar kuşlar yerim ben yurdumdan oldum aman, bahtım karnalar var. Ay ne bu ne bu nani, şerin ağırlığını. Ay ne bu ne bu ne bu nani, şerin ağırlığını. Bülen adım var ne, estem ne sermiş ne. Bülen adım var ne, eser Malem khana ay
Aramet ikramı da almış olduk. Selam olsun buradan. Evet, Aramed ikranı dağılmış olduk. Onun da ölüm yıl dönümüydü. Doğum günü de aynı zamanda kutlandı. Belçika'da, Jet'de bölgesinde. Onu da bu şekilde almış olduk. Çok teşekkür ederim Yervant Akbarik katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Her defasında her sağlam bir dal tutunduğunda Yervant Akbari'ne, özellikle de Akbari kendilerine kurban. Mutlaka bir yerlere almaya çalışmışsındır. Yüreğine kurban. Çok daha iyi yerlerde olacağından hiç şüphem yok. Zaten çok iyi yerdesin. Bütün yüreğimiz seninle, seni çok seviyoruz. Artı TV'yi izliyoruz, takip ediyoruz. Görüşmek umuduyla. Ben de. I appreciate it baby. Teşekkür ediyorum. Ben çok de. Teşekkür ederim. Küçük... Harz Kuyruğ'a selam. Tamam. Küçük Dikran'a da selamlar diyelim. Tamamlayalım programı. Çok sağ olasın. Evet. Bu haftada programı bu şekilde tamamlamış olalım. Udi Yervant'la. Gördünüz, bana çok söz kalmadı zaten. Şarkıları anlattı Udi Yervant'ın her şeyi. Eminim ki iyi bir akşam geçirdiniz. Bu haftaki Gamurcu'da bu şekilde tamamlayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Tıdır Sütü'nün.